Yok, yok hala çıkmadı. Bu adamın bir yere gideceği yok Necati. Ne gitmezse gitmezsin Allah Allah ya. Yeğenimiz merdivenlerden düşmüş, hastanelerde yatmış. Gideceğiz bir geçmiş olsun diyeceğiz. Ona da bir şey demez herhalde. Ben de geleceğim şimdi. Yok, hayır sen dur. Sen bana diyeceğini dedin. Şimdi bırak da amca yeğen bir baş başa konuşalım şununla. Ben de ona diyeceğimi rahat rahat diyeyim. İyi madem. Yeğenim, sen niye ayaktasın hala? Yatıp uzansana, dinlensene iyice. Ya gözünü seveyim amca ya. Ben sana demedim mi ayak altında dolanma diye? Şimdi Murat görse ben ne diyeceğim? Başlatma lan Murat'ı da şimdi. Sen polislere amcam Koray'a bir şey yaptıysa da haberim yok dedim mi demedim mi? Sen onu da bakayım bana bir. Demedim ya. Ya sen nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Ulan madem demedin. Ben içerideyken sen nasıl çıktın elini kolunu sallaya sallaya öyle dışarı? Poyraz çıkardı. Ya adam kapının önüne 1000 tane avukat yığmış. Değil bunlar beni karakoldan çıkarmak, itten adam alırlar ya. Ayrıca ne deseydim ya? Ne deseydim? Amcam da orada kaldı. Ben de biraz daha onunla sürüneyim mi deseydim? Ulan beni nasıl çıkardıysan amcam da öyle çıkar dışarı deseydin ya. Bana bak kızım. Bana bak, bu boku sen yedin. Sana yardımcı olmaya çalışırken beni de sürükledin bataklığın içine. Beni bir daha sat. Şerefsizim, gider polise okurum seni. He, o zaman da gerçi amcam benim gömmeme yardımcı oldu falan derse ama bana fark yapmaz. Bak bir daha beni satmaya kalk. Yemin ediyorum şerefsizim, seni de yakarım, kendimi de yakarım. Olur biter Damla. Katil Damla derim, bitti gitti, ne var? Amcım yapma. Ne yapayım? Ne oldu? Bana bak. Kafamı dinliyorsun sen. Bırak beni, babamı söyleyeceğim seni. Ne söyleyeceksin ya? Ne duydun? Duymadım bir şey. Bana bak. Ne duyduysan duydun, tamam mı? Ne duyduysan duydun. Hele birine anlat. İşte o zaman açarım seni bodrumu. Farelerle birbirinizi yersiniz. Tamam, tamam. Ben size söylemeyeceğim. Söylemeyeceğiz. Ya ne yapıyor küçücük çocuğa? Şimdi bir şey demeyeceği varsa da gider der babasına. Batu? Batu? Artık gidelim bu evden, korkuyorum. Annemin yanına gidelim. Neden korkuyorsun babacığım? Batu! Senin kafan kalabalık yeğenim. Damla ablandan mı korkuyorsun babacığım? Söylesene babacığım, neden korkuyorsun? Farelerden. Ne faresi babacığım? Bizim evimizde fare falan yok. Ya. Gördüm, katta varmış. Ya ne faresi Batucuğum? Allah aşkına ya, ya bir 10 dakika bir kafamı dinleyeyim dedim. Fare de fare, fare de fare. Ama benim yavrumun da suçu yok ki. Yani hep bu Ayşıl'da. O Ayşıl var ya, o Ayşıl gerçekten veriyor eline bunların eline tableti. Ondan sonra neymiş efendim, çocuk bakıyorum. Olacak iş değil ya. Babacığım, konuşmuştuk ya. Tabletten sadece çizgi film izleyecektik. Ben zaten çizgi film izliyorum. Ama Batucuğum, yani sen de desen ya, tamam bir daha özür dilerim, izlemeyeceğim öyle videolar, tamam falan. Ya hayatım, çizgi filmde olur mu öyle şeyler Allah aşkına, fare mare? Ben biliyorum. Yani kaç kere ben bile denk geldim. Söz dinlemeyen, böyle yaramazlık yapan çocukları atıyorlar mı şöyle bodrumlara? Tamam, tamam. Batucuğum, böyle videolar izlemeyeceğiz. Söz mü? Söz. Tamam. Değil mi? Büyüklerimizin sözünü dinleyeceğiz. Kendi iyiliğimiz için. Balkan arıyor. Söyle Balkan. Alo patron. Nesler Hanım'ı bırakıyorlar. Bir gelişme olursa haber ver demiştin ya. Tamam Balkan, tamam sağ ol. Ne oldu? Şimdi Damla ablası şöyle yapalım. Benim oğlum bugün korkmuş. Bir de annesi gelmeyince morali bozuldu. Ben Ayşe ablasına söyleyeyim. Ablasıyla beraber en sevdikleri AVM'ye gitsin benim oğlum. Ne dersin? He? Olur. Tamam, tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Oo. Damla ablamız biraz dinlensin. Ben de o sırada işlerimi hallederim. Hadi bakalım babacığım. Sen de koş ablana haber ver, gidiyoruz diye. Hadi. Abla. Nesler çıkmış demek ki. Çıkmış çıkmış. Şimdi koştur koştur çocukları görmeye gelir. Görüş saati daha bitmedi ya. Ama kısmet. Çocuklar dışarıda olacak. Geçmiş olsun.
Of. İyisin, iyi. Rengin mengin kendine geldi, iyisin. Ya bana bak. Ha? Sen bana yalan söylemiyorsun değil mi? Bebeğim gerçekten iyi. Kızım ben senin anan mıyım, babam mıyım? Ben sana niye yalan söyleyeyim Allah aşkına? İyi işte ya. Bana bak, sen onu bunu bırak da nasıl düştün merdivenlerden anlat. Senin Neslihan'la böyle itişip kakışıyorduk. Sonra ben onu iterken dengemi kaybettim, düştüm işte. Tam olarak öyle olmadı. Neslihan seni merdivenlerden itti. Biliyorum. Ya ben de böyle diyeceğim herkese zaten. Ne bileyim kızım, yani hormonlar mormonlar kafan karışmıştır diye düşündüm. Yoksa sen benden daha şeytansın. Hemen gelmiştir aklına. Şimdi eğer Neslihan beni merdivenlerden itti dersen mahkemede inanılmaz bir koz geçer elime. Ya ben ölüyordum ya. Ben bebeğimi kaybediyordum. Ölümlerden döndüm. Sen kendinden başka kimseyi düşünmez misin? Ya kızım saçmalama. Senin de işine yarayacak bir şey söylüyorum. Bunlar boşanırsa, araları bozulursa sen de çocuğunu babasının evinde büyütürsün. Anladın mı? Bak Poyraz Neslihan'ın seni boğmaya çalıştığını biliyor. İlk bebeğini Neslihan yüzünden kaybettiğini de biliyor. Sen şimdi Neslihan beni merdivenlerden itti dersen bu herif de oturur bir düşünür. Ulan bu kız doğru mu söylüyor acaba diye. Düşünür değil mi? Düşünür tabii. Şimdi bak ilk adımımız şu. Neslihan beni merdivenlerden itti diyeceğiz. Ne oldu, gönderdin mi komiseri? Bir sabır izin versene. İyi. İyi misin? İyiyim. İyiyim ama artık korkuyorum Poyraz. Ya Neslihan'dan bu sefer canımı kurtardım. Ama artık hem kendim için hem bebeğimiz için endişeleniyorum. Onu itmeye çalışırken kazayla olduğunu söyledi. Öyle mi dedi? Evet. Kaza falan değildi. Bile iste itti beni. Yine ya, yine beni de bebeğimi de öldürmek istedi. Hoş geldiniz. Of. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? Heh. Yeğenim ne oldu? Ne dedi doktor? Yok bir şey değil mi? Yok, yok. Çok şükür. Çok şükür yeğenim. Bu Ayşen izinli ya. Yengen bir şeye ihtiyacı olursa direkt bana sesleniversin dedi. Çok şükür atlattık neyse. Bu evlilik meselesinde sana sinirlenmedim desem yalan olur ama ne yapalım artık. Sen kendi çocuğuna böyle sahip çık. Ben kendi yeğenime sahip çıkarım evvelallah. Siz yeğeninize böyle mi sahip çıkıyorsunuz Necati Bey? Evet, böyle. O ne demek şimdi? Dalma neden gözaltına alındı peki? Sizin yüzünüzden değil mi? Müsaade et bitireyim. O ceket Damla giydi diye delil olarak gösterildi. Oysa ki sizin karınız giymiş. Polis Damla'ya resmen suçlu muamelesi yaptı. Bakın, Damla benim bebeğimi taşıyor, tamam mı? Ona gelecek en ufak zararda karşınızda beni bulursunuz, haberiniz olsun. Şimdi şöyle, Poyraz Bey, biri böyle karşıma geçip yok karşında beni bulursun falan filan dese böyle imalı imalı, ben de diyeceğimi derim, yalan yok yani. Ama ne yapalım? Sen benim yeğenime sahip çıkıp koruyorsun, kolluyorsun ya onu. Koltuklarım kabardı. İçim rahatladı benim ya, yeminle. Sağ ol. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Selametle. Damla. Ne diyor bu herif böyle ceket meket? Ben hiçbir şey anlamadım. Toplantıya gidiyoruz. Geçen gün gittiğimiz restorana. Peki efendim. Mustafa geri dön. Damla'nın poşetini unutmuş. Peki efendim. Bana bak kızım, yok ceket meket, yok yengen giydi falan. Bak ben sana şu kadarını söyleyeyim Damla. Eğer kendi işlediğin cinayeti benim üstüme atmaya, yıkmaya çalışıyorsan bu sefer öldürürüm seni. Bana bak kızım, yok ceket meket, yok yengen.
niye böyle bir şey yapayım ya? Ya biz senden suç ortağı değil miyiz? Ya Kore'yi ben öldürdüysem sen gömdün. Damla. Kore'yi siz mi öldürdünüz? Yok yok, beni öldürmedim. Ben öldüm. Ben nereye? Ben sinek bile öldüremem ki. Bu öldürdü, ben gömmesine yardım ettim. Sadece gömmesine yardım ettim, yeminle. Poyraz. 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 Poyraz, yalvarırım. Poyraz. Dinlemek istemiyorum. Kazayla oldu Poyraz. Yemin ederim kazayla. Bir dinle beni, bir dinle ya. Bir dinle. Bak. Kazayla oldu. Sana yemin ederim kazayla oldu. Yemin ederim kazayla oldu ya. Hep sen gitsen şimdi. Gitsen her şeyi polis anlasan ne olacak? Ne geçecek eline? Koray geri gelecek mi? Gelmeyecek. Bak benim bebeğim. Ya benim bebeğim hapishanelerde büyüyecek. Yalvarıyorum bak, bir hata yapma. Damla, kafa çeneni artık. Seni duymak istemiyorum. Seni görmek de istemiyorum. Çekil. İyi misiniz Poyraz Bey? İyiyim ben. Sen kendi işine bak. Damla! Neslihan, sakin kalmaya çalış, olur mu? Poyraz. Bak sen konuşmayalım, bu konuyu kapatalım dedin ama... Ben seni dün çok kırdım, biliyorum. Özür dilerim. Şimdi sırası değil. Sen davaya odaklanmaya çalış yeter. Poyraz Bey doğru söylüyor kızım. Biz senin ne halde olduğunu bilmiyor muyuz? Kaç gündür yemiyorsun, içmiyorsun, mahkemeyi düşünüyorsun. Tabii dün gece de sinirlerim bozuldu biraz. Senin bozulmayacak da kimin bozulacak? Sen hiç üzülme kızım, bu şartlar altında kimse senin kusuruna bakmaz. Poyraz. Bak bugün bu mahkemenin sonucu her ne olursa olsun, ben senin bana yaptığın iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Gerçekten seni kırdığım için de çok üzgünüm. Sen annemin söylediklerine bakma. Ne olursa olsun, ne hissedersem istediğim, bunu yapmamam lazımdı. Gerçekten çok üzgünüm. Özür dilerim. Hadi bakalım Neslihan. Elinden geleni ardına koyma içeride. Sen de koyma. Aynen öyle yapacağım. Neslihan Karaanç, Murat Yücesoy. Tarafınıza dosyada sunduğumuz delillerde görülmek üzere... Neslihan Karaağaç, Poyraz Karaağaç ile evli olmasına karşın hayatına bekar bir kadın gibi devam etmekte. Yabancı erkeklerle evlilik dışı ilişkiler yaşamaktadır hakim. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsunuz siz? Bir dakika. Söz verilmeden konuşmayın. Hakim Bey. Konuşmayın. Siz devam edin. Size sunduğumuz fotoğraflar Neslihan Hanım'ın yaşadığı yasak ilişkilerin en somut kanıtıdır. Efendim, yalnız bizim bu fotoğraflardan hiçbir şekilde haberimiz olmadı. Dosyada da bu deliller mevcut değildir. Müvekkilim de ben de bu fotoğrafları görmek istiyoruz. Poyraz'la ilgili soru işaretleri var kafamda. Artık kimseye inancım, güvenim kalmadı.
Bana güvenebilirsin. Ben de bu sürede kendi düzenimi kuracağım. Boyraz'dan boşandığımda kendi ayakları üzerine duran güçlü bir anne olacağım. Pardon. Bu fotoğraflardaki kadın siz misiniz? Hakim Bey. O fotoğraftaki evet benim. Atilla benim arkadaşım. Yani bunlar gizlice çekilmiş art niyetli fotoğraflar, belli değil mi halinden zaten? Hakim Bey. Oturun lütfen. Siz devam edin. Neslihan Hanım, Murat Bey'le olan evliliği içerisinde de Koray Demirağ adlı şahısla da bir ilişki yaşamıştır ve bu ilişki medyaya dahi yansımıştır. Müvekkilim, öyle hayat süren bir kadının çocuklarına iyi örnek teşkil edeceğine inanmamakta. Gereği düşünüldü. Davanın reddine, müşterek çocukların velayetinin babaya bırakılmasının devamına karar verilmiştir. Hakim Bey, hayır. Hayır, bu çocuklarımın velayetini bu adama vermeyin lütfen. Hakim Bey, Hakim Bey, hayır, 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 hayır. Nasılsın kızım? İyiyim ben, iyiyim. Merak etme beni. Poyraz Bey de gitmiş. Fotoğrafları görünce yanlış anladı herhalde. Nasıl anlarsa anlasın. Ben ona doğruyu söyledim. Ayşıl. Ayşıl. Velayeti kaybettim. Murat bir kez daha aldı çocukları benden. Ne oldu? Ne? Sen ne diyorsun? Kapat. Kapat, geliyorum ben. Kapat, kapat telefonu, geliyorum. Nereye Neslihan, ne diyor Ayşıl? Sonra anlatırım anne. Ne oldu kızım, önemli bir şey mi? Anne, bir taksi bulalım gidelim, yolda anlatırım sana. Tamam, ben bırakayım sizi. Olmaz. Tamam. Olmaz, şimdi seninle de ilgili bir şey çıkmasın. Sonra konuşuruz. Dikkat edin, haberdar. Gidelim. Geliyorum anne. Ayşe, salondalar. Nehir. Batu. Anne. Anne. İyi misiniz? Gelin buraya. Gel bir tanem, gel. Gel canım. Gel bebeğim. Kızım. İyi misiniz? Tamam, korkmayın. Geldim ben, geçti. İyi misiniz? Ha? Tamam, korkmayın. Geçti. Buradayım ben, korkmayın. Anlatın bakayım bana şimdi, ne oldu? Ne oldu oğlum? Bana böyle vurdu. Canın acıdı mı? Acıdı, geçti şimdi. Geçti, tamam. Tamam bak, ben de bir öpeyim şimdi seni, geçsin. Ha. Oh, kıyamam. Oh kuzum benim, tamam geçti. Geçti kızım. Kızım. Sana bir şey yaptı mı? Beni itti, düştüm ben de. Bir yerine bir şey oldu mu? Hayır. Tamam, korkmayın. Korkmayın, anne burada. Bir de beni farelerle korkutuyor. Beni farelerle odaya kapatacakmış. Yapamaz. Yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Siz merak etmeyin, anneniz izin vermez. Kılınıza bile dokunamaz. Duydunuz mu beni? Sakın üzülmeyin, korkmayın. Ben varım. Hiçbir şey yapamaz. Gel bakayım buraya. Hiçbir şey yapamaz, izin vermem. Ayşıl. Nerede o? Poyraz Bey'e gitti.
Ben şimdi gidip onun dersini vereceğim. Tamam. Hiç üzmeyin kendinizi. Ben buradayım. Çocuklar sana emanet. Tamam. Geç otur. Ya bak ben sana her şeyi en baştan anlatmak istiyorum. Ya ben sana her şeyi en baştan anlatayım ki sonra sen bana inanacaksın zaten Kore'ye bile isteğe zarar vermediğimi. Gerek yok Damla. Ya lütfen bir beni dinler misin? Lütfen. Ya bak kazayla oldu. Ya ben kendimi korumak için o beni itince... Damla gerek yok dedim. Bak ben senin suçlu olup olmamanla ilgilenmiyorum, tamam mı? Ben zaten sana her durumda yardımcı olacağım. Bir dakika. Bir dakika. Sen yani her halükarda beni ele vermeyecek misin? Evet. İzin vermeyeceğim. Bundan sonra ne olursa olsun Kore'yi geri getirmeyecek zaten. Ona yardımcı olamam ama bebeğimiz için bir şeyler yapabilirim. Onun hapishane köşelerine doğmasını istemiyorum. Yalvarırım bir şey yap. Bak yalvarırım. Bebeğimizi böyle bir duruma sokma lütfen. Hem... Bak şimdi Atilla benim iyice tepeme binecek. Yani Kore'yi önemsediğinden falan değil, sırf Neslihan'a yalakalık yapmak için. Benim Atilla ile görülmemiş bir hesabım var zaten, merak etme. O bize bela almadan biz ona bela alacağız. Ne yapabiliriz ki onu? Sen orasını bana bırak. Sen doğacak bebeğimize odaklan, tamam mı? Tek önemli olan şey o. Bir de bu arada şu amcanla yengene söyle, ağızlarını sıkı tutsunlar. Temizlerim ben onları, temizlerim. Alo. Sana bir işim düştü. Sen davayı Damla yüzünden mi kaybettin? Yoksa kendi hataların yüzünden mi kaybettin? Bunun mahkemeyle ilgisi yok. Bu kadın benim çocuklarıma el kaldırdı. Yeter artık! Sen gel buraya! Yeter! Damla'ya daha fazla yaklaşmana izin vermeyeceğim. Bu evdeki misafirliğiniz artık bitti. Derhal buradan gidin, hemen. Ben senin için her şeyi yaptım, tamam mı? Senin için her şeyden vazgeçtim. Annemden, evimden. Hatta sen biraz mutlu ol diye ben gidip Arkun Holding'in hisselerini bile aldım. Ben senin yüzünden oğlumu kaybettim Neslihan. Deniz benimle konuşmak bile istemiyor. Peki sen ne yaptın karşılığında? He? Benle evliyken gidip o komiserle beni araştırmasını söyledin. Gidip o komiserle gönül eğlendirdin. Alışmış ama. Alışmış bir kere etrafındaki herkesi kullanmaya. Sen de bir süreliğine benim evime yerleşiyorsun. Çocuk doğana kadar benim evimde yaşayacaksın. Neslihan, yürü gidiyoruz. Hadi kızım yürü. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Yeter. Utanmazlar. Yani bir kadının sözüne inanıp da bizi kovmak ne demek ya? Terbiyesiz.
utanmaz. Tamam, tamam bırak sen. Bırak ya, ben yaparım. Ya doktorlar, bu doktorlar bana ne yapsın? Ha? Bana onu söyle. Benim şimdiye kadar yaşamam bile mucize zaten. Bana bak, ben bu kadını öldüreceğim. Kesinlikle öldüreceğim. Ahlaksız, utanmaz. O Poyraz, yani o Poyraz'a şaşırdım ben. Nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl o utanmazın sözüne inanır da bizi kapının önüne koyar? Tamam. Neyse ne artık, sakin ol. Çocukların zarar görmesine asla izin vermeyeceğim. Ya ben yapmadım ya, elim çarptı, elim anlamıyor musunuz? Hep sana mı kaldı be? Sana mı kaldı? Bana kaldı. O çocukların başlarında anneleri yok diye sahipsiz sanmayın. Sen bana kafamı tutuyorsun. Evet, evet kafa tutuyorum ya, evet. Hop hop hop, ne oluyor ya? Sesiniz dışarıdan geliyor, ne oluyor? Murat Bey bu kadın çocuklara vurmuş. Ne? Evet. Elim çarptı ya, neden kimse beni anlamıyor? Elim çarptı diyorum sana, yanlışlıkla oldu. Bana inanmıyorsanız çıkın çocuklara sorun. Gidin ağzına bakın, hatta Batu'nun ağzı kanadı. Vurma diş. Lan çocuğuma nasıl vurursun lan? Ha? Sen benim çocuğuma nasıl vurursun? Ben vurmadım diyorum sana ya, yanlışlıkla oldu. Sen karışma. Sen benim çocuğuma nasıl vurursun? Yanlışlıkla oldu yarım. Defol git buradan. Bir an yarım bırak demiş. Tamamlatma bana. Sen istesen de kalmam zaten burada. Git. Nereye gideceksin? Gidecek yeri mi var senin? Neyin artistini yapıyorsun bana? Var. Var. Poyraz'a gideceğim ben. Ha, Poyraz bekliyor seni orada ha? Bekliyor. Ne demek bekliyor ya? Ne demek bekliyor? Neslihan'ı kovdu. Bebeğim doğana kadar onunla yaşayacağım. Öyle mi? Tamam. Hop hop hop. Lan olsan ne yapıyorsun hamile kadın öyle ya? Ne yapıyorum biliyor musun? Onun benim çocuklarıma gösterdiği şefkati ben de onun karnındakine gösteriyorum. Bitti. Bana bak. Defolup gideceksin madem, çerini çöpünü de yanında götür. Bana bak. Bakıyorum lan ne olacak? Ya, amca, ben benim aileme çer çöp diyemezsin ha. Dersem ne olur? Ya bunu bir konuş. Bilmiyorum ben lafımı, ne olacak? Ya tamam, seninle öyle kalmadık bak. Oğlum sen karnına güveniyorsun. Poyraz, ne olur bak amcamları da yanımıza alalım. Bak eğer almazsak bana hırslanacaklar. Koray kutusuna beni ifşalayacaklar. Tamam, gelip benim müştemilatta kalsın. Amca! Poyraz sizi de çağırıyor. Siz de benimle geleceksiniz. Vallahi mi? Evet, hadi. Tamam. Hay Allah seninle razı olsun. Bu pislik herbi yalvarsana kalmam bu evde daha zaten. Lan o zaman. Ya bana bak. Ya tamam Necati gel ya. Tamam Necati. Sağ olasın. Sağ olasın, eksik olma. Tamam. Bizi bu herife minnet ettirmedin ya. Büyüksün. Allah senden razı olsun. Eşyaları alıp hemen geleceğiz. Çok teşekkür edersin. Sizlere zahmet verdik. Talih kuşu kondu başımıza lan, Songül Gevin'le talih kuşu kondu bak. Poyraz bizim kızı alacak ondan sonra. Bah! Seyredese şovu. Ya bu Murat var ya, bu Poyraz'ın yanında bildiğim Hint fakiri kalır, Hint fakiri. Ay! Haydi haydi eşyalar topla haydi. Kalmanız senin evine. Teşekkürler. Dün rahat uyudun mu? Biliyor musun, uzun zaman sonra ilk defa böyle kendimi güvende hissettim. Senin evinde, senin yanında. Teşekkür ederim. Efendim? Tamam, güzel. Planladığımız gibi. Polis Koray'ın cesedini bulmuş. Bulmuş mu? Korkma artık, bana güven. Çocuğumun annesine zarar gelecek bir şey yapmam ben. Yazık. Gülser Hanım kahrolmuştur tabii. Öyle. Bak o öyle pek belli etmez. Görsen anlarsın zaten, böyle çok güçlüdür, katıdır, kaya gibidir. Ama böyle bir acı karşısında kaya olsan ne olur? Un ufak olursun. Atilla, ben senin Koray için elinden geleni yaptığını biliyorum. Ama bak ben Gülseren teyzenin o halini görünce de... Dur, dur, dur bakalım bir. Şimdi biz tabii Koray'ı geri getiremeyiz. Ama adalet yerini bulması için Gülseren Hanım'ın yüreğine bir damla su serpmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağız da, tamam? Hadi gel. Biz seninle bir dışarı çıkalım. Üzülmüşsün sabah sabah. İyi gelir. Otur çıkalım.
Amirim. Sonra Kadir, bir kahve içip geliyorum. Ne oluyor Kadir? Hiçbir yere gidemezsiniz amirim. Sizi Koray Demir'i öldürme suçundan gözaltına alıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.